Merhaba sevgili öğrencilerim. Atatürk'ün hayatı, milli bayramlarımız ve dini bayramlarımız konularımızın tekrarını yapacağımızı söylemiştim. Yine bir hayat bilgisi dersiyle birlikteyiz. Bu konumuzu, bu tekrarımızı Çalışkan Yayınlarından, Mucit Yayınlarından yapacağım. Sizde Mucit Yayınlarının kitabı yok. Sadece ekrandan ve benden izleyeceksiniz çocuklar. Ben size soruları yönelteceğim. Siz de oradan, bulunduğunuz, oturduğunuz yerden bana cevapları söyleyebilirsiniz. Haydi bakalım, başlayalım. Atatürk'ü tanımıştınız sevgili öğrencilerim. Atatürk yurdunu ve milletini çok severdi. Ülkemizin kalkınması için çok çalıştı. Cumhuriyet yönetimine geçtikten sonra savaşla ülkemizi düşmanlardan kurtardı. Fakat ondan sonra esas savaşımız bundan sonra başlıyor deyip çok ama çok çalışmamız gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle de çok Türk milletini çok çalışmasını sağlamıştır. Verimli çalışmasını sağlamıştır. Bu nedenle de Atatürk'ü çok iyi tanımalı ve onun neler yaptığını çok iyi bilmeliyiz birinci sınıftan itibaren. Devam ediyorum. Yine tanıdık görüntüler. Bu tanıdık görüntülerin altındaki noktalı yerleri görsellere bakarak dolduralım. Ben size okuyorum çocuklar. Atatürk'ün doğduğu ev, doğru cevabımız Selanik'tedir. Selanik bir özel attır. Selanik'tedir derken kesme işaretiyle ayrılır. Yine bu resimde kim var? Tabii ki Atatürk'e benzeteceksiniz çünkü Atatürk babasına çok benziyordu. Atatürk'ün babasının adı Ali Rıza Efendi'dir çocuklar. Ali Rıza Efendi yine kesme işaretiyle ayırıp dir ekini getiriyoruz. Daha iyi görmeniz için şöyle biraz daha bekliyorum. Devam ediyorum çocuklar. Evet. Yine burada tanıdık görüntüler. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım'dır. Kesme işaretiyle dır ekini ayırıyoruz. Peki buradaki kim çocuklar? Tabii ki Atatürk. Yüce önderimiz, en büyük liderimiz Atatürk. Burada neyin resmini görüyorsunuz? Atatürk Anıtkabir'de yatmaktadır. Çocuklar, Atatürk'ün anıt mezarı Ankara'dadır. Devam ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğunu biliyorsunuz. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumduğunu da biliyorsunuz. Anıt mezarının, tekrar ediyorum, Ankara'da olduğunu ve anıt mezarının adının Anıtkabir olduğunu biliyorsunuz. Sizler 3. sınıfa giderken inşallah bu zamanda yaşadığımız zorlukları yaşamamış oluruz ve 3. sınıfa giderken birlikte Anıtkabir gezisine Ankara'ya gideriz ve çok beğeneceğinizi, çok eğleneceğinizi biliyorum. Hep birlikte gider, hem çok şeyler öğreniriz, çok şeyler görürüz, çok da eğleniriz çocuklar. Milli ve dini bayramlarımızı şöyle bir tekrar edelim çocuklar. 4 tane milli bayramımız vardı. Milli bayramlarımız okullarda, resmi kurum ve kuruluşlarda, hatta sokaklarda bile kutlanır. 2 tane de dini bayramımız vardı biliyorsunuz. Dini bayramlarımızı ise ailemiz ve akrabalarımızla birlikte kutlarız. Şimdi bununla ilgili alıştırmayı cevaplayalım bakalım. Yukarıda milli bayramlarımızın adları var. 4 tane milli bayramımız var çocuklar. Milli bayramları burada tarihleriyle eşleştireceğim şimdi.
Evet, Zafer Bayramımızın, çocuklar, Zafer Bayramımızın tarihi neydi? 30 Ağustos'tu, değil mi? Bakalım. Zafer Bayramı'nı, şurada. Peki, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız bakalım. Hangisiyle eşleşecek? Evet, 23 Nisan'la eşleşecek. Cumhuriyet Bayramımız hangisiyle eşleşecek çocuklar? Cumhuriyet Bayramımızın eşleştirmesini de biz yapalım. Tabii ki 29 Ekim'le eşlenecek. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız da 19 Mayıs'la eşleşecek. Bu alıştırma herhalde hoşunuza gitmiştir çocuklar. Diğer sorumuza geçelim. Bu da dini bayramlarımızla ilgili bir çalışma. Buradaki şekerlerin içinde bazı sözcükler yazıyor, bazı kavramlar var. Bu kavramlar bize hangi bayramlarımızı hatırlatıyor, anlatıyor bakalım. Ramazan ayı, oruç tutmak, bayramlık. Bu bayramlık dediğimiz bayramlık şeker olur, bayramlık kıyafet olur, bayramlık yiyecek olur. Evet, bu size hangi bayramımızı anlatıyor çocuklar? Tabii ki Ramazan bayramımızı anlatıyor. Peki buradaki kavramlara bakalım. Kurban kesmek, yine bayramlık ve bayram ziyareti. Tabii ki bayram ziyareti her iki dini bayramımızda da yapılır. Ama bir tanesinde bir farklılık vardır ki kurbanlar kesilir. O da bizim kurban bayramımızdır. Bu konuyu artık iyice öğrendiğinizi ve tekrarlarla tekrar etmemizin faydasını görüyoruz çünkü biliyorum. Burada ise eksik bırakılmış cümleler var. Eksik bırakılmış cümlelerdeki noktaların üzerine bakalım hangileri yazılacak. Şimdi bulmacadan bulalım diyor. Bulmaca da diğer sayfada. Buluruz çocuklar ve şifreye ulaşacağız oradan. Atatürk nerede doğdu? Bakalım bulmacamıza. Bulmacamızda Selanik'te doğduğunu biliyoruz değil mi çocuklar? Ve Selanik'i ben buldum, size gösteriyorum. Siz de oradan buldunuz biliyorum. Bakın burada çocuklar. Bulduklarımızı bu şekilde altını çizeceğim ben. Bakın Selanik'te şifrenin bir harfi bize verilmiş. Birinci harfi. Yazıyoruz buraya. Evet. Peki yazalım. Peki diğer sorumuza geçelim. Bakın Selanik'te doğdu. Atatürk'ün babasının adı biz biliyoruz çocuklar değil mi? Ali Rıza Bey'dir. Buradan hadi Ali Rıza Bey'i bulalım. Buldum Ali Rıza. Yine yukarıdaki A'dan başlıyoruz. Bakın çocuklar, yukarıdan aşağı Ali Rıza. Şurada da Ali Rıza var. Ali Rıza'da şifre harf yok. Geri döndük. Selanik, Ali Rıza. Annesinin adı Zübeyde Hanım'dır. Zübeyde Hanım'ı buradan bulalım çocuklar bakalım. Evet. Zübeyde Hanım. Buldum çocuklar. Bakın. Zübeyde. Evet. Zübeyde de şifremizin bir harfi var. Beşinci harfi Ü imiş çocuklar. Şurası. Diğer sorumuza geçiyoruz. Selanik, Ali Rıza, Zübeyde'den sonra. Atatürk'ün kız kardeşinin adı çocuklar Makbule Hanım. Hadi buradan hemen Makbule'yi bulalım.
Ben hemen gördüm. Bakın çocuklar. Makbule. Burada da şifremiz var. Yedinci harfimiz K harfiymiş. Yazdık. Diğer sorumuza geçelim. Atatürk'ün ilk adı neydi çocuklar? Doğduğunda annesinin babasının koyduğu ilk isim Mustafa idi. Bakalım Mustafa burada nerede yazıyor? Bulabilecek miyiz? Kolaylıkla bulduk. En altta. Bakın Mustafa. Burada da dördüncü harfimizin şifresi var. Bu da T. Devam ediyoruz. Atatürk nerede? Hangi sarayda gözlerini hayata yumdu? Dolmabahçe Sarayı'nda. Hadi bakalım buradan Dolmabahçe'yi bulalım çocuklar. Evet gördüm ama orada şifremiz yok. Bakın Dolmabahçe'de burada yukarıdan aşağı. Evet Mustafa burada. Zübeyde burada. Makbule burada. Bakın Selanik orada. Ali Rıza da burada. Bunlar şimdiye kadar bulduklarımız. Peki diğer sorumuz neydi? Dolmabahçe'de şifre yok. Bakalım. Atatürk şu an nerede yatmaktadır? Anıtkabir'de yatmaktadır. Anıtkabir'i bulalım çocuklar. Bulduk. Anıtkabir. Bakın burada. Anıtkabir'de 3 tane şifre harfimiz var. İkincisi T. Üçüncüsü A. Sanıyorum şifreyi bulduk. Altıncısı R. Evet, şifremiz ortaya çıktı bakın çocuklar. İstenilen soruları cevapladık. Bulmacanın içinden bulduk. Ve şifreli harfleri de yazdık. Ve karşımıza yine her zaman çıktığı gibi Atatürk çıktı çocuklar. Evet. Alttaki soruları biz devam edebiliriz cevaplamak için. Bakın çocuklar, burada bazı isimler var. Eksik harfleri verilmiş. Milli ve dini bayramlarımız. Şimdi işte burada milli ve dini bayramlarımızı tam anlamıyla öğrenip öğrenmediğinizi ölçen bir çalışmayla karşı karşıyayız. Bakın çocuklar, aradaki eksik harfleri eğer bulup koyabilirseniz bayramlarımızı öğrendiniz demektir. İşte 19 Mayıs'ta kutladığımız bayramımızın adı. Söyleyin hep beraber orada. Söylüyorsunuz biliyorum. Evet, doğru söylediniz çocuklar. Ben de size yazıyorum. Bakın, yazdım. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Peki, her 23 Nisan'da biz hangi bayramımızı kutluyoruz? Yine oradan söylüyorsunuz, sizin bayramınız. Atatürk size armağan etmişti bu bayramı. Evet, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Eksik harflerle birlikte tamamlanan bayramlarımız burada. Her 29'da bizim en önemli bayramımız. Her 29 Ekim'de kutluyoruz. En büyük bayramımız. Bize özgür bir rejimi getiren bayramımız. Özgürlük rejimini getiren. Evet söylediniz orada biliyorum. Doğru bildiniz çocuklar. Cumhuriyet Bayramı. 30 Ağustos'ta Kurtuluş Savaşı'nın en son çarpışmasını bitirdiğimiz ve özgürlüğümüze kavuştuğumuz düşmanımızı, düşmanları yurdumuzdan attığımız bayram. Attığımız savaşın bayramı, zafer bayramı. Peki, iki tane de dini bayramımız yine onun da eksik harflerini tamamlayarak hatırlayalım. Ramazan bayramı 1, Kurban bayramı 2 çocuklar.
Evet, bu konuyu çok iyi öğrendiğinizi biliyorum. Burada çocuklar, son olarak bir çalışma daha var. Okulumuzda, sınıfımızda, evimizde yapılan bayram hazırlıklarını yazalım diyor. Ben size yazmadan söyleyeceğim çocuklar. Milli bayramlarımızda, bakın, sınıfımızda hazırlıklar yaparız. Ne yaparız? Sınıfımızı süsleriz öncelikle. Milli bayramlarımızı sınıfımızda öğreniriz. O süsleri sınıfta kendimiz yaparız. Bayraklar, çocuklar, bayraklarımız gelir. Bayraklarla her yeri donatırız. Okulumuzun dış cephesinden Atatürk posterleri, ve Türk bayrakları, kocaman Türk bayrakları sarkıtılır. Bütün iş yerlerinden Türk bayrakları, dev bayraklar sarkıtılır evlerden. Yollar süslenir, bayramlara hazırlık yapılır. İşte böylece milli bayramlarımıza dolu dolu hazırlık yaparız. Konferans salonlarımızda ve bahçelerimizde milli bayramlarımız için folklor oyunları, çeşitli danslar hazırlarız. Dramalarda rollerimiz vardır. Milli hikayeler oynarız tiyatrolarımızda. Ayrıca yurt dışından gelen, çünkü ayrıca Dünya Çocuk Bayramı olarak da ilan edilmiştir 23 Nisan ve dünyada 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlayan tek ülkede Türkiye'dir. Bu nedenle dünyanın çeşitli ülkelerinden çocuklar ülkemize, çocuklar gelir ve çeşitli etkinlikler yaparlar. Kendi ülkelerinin folklor oyunlarını oynarlar. Biz de kendi ülkemize ait çeşitli yörelerin folklor oyunlarını oynarız. Peki dini bayramlarda hangi hazırlıklar yapılır? Dini bayramlarda evlerimiz temizlenir. Çünkü misafirler kabul edilecektir. Büyüklerimize ziyaret edilir. Büyüklerimizin elleri öpülür. Bayramları kutlanır. Onlar da bize hediyeler alırlar. Para hediyesi olur, kıyafet hediyesi olur. Kurban bayramında kurbanlar kesilir, etler kavrulur, yenir. Fakirlere, et bulamayanlara, yiyemeyenlere etler dağıtılır çocuklar. Bu arada milli ve dini bayramlarımız aynı zamanda bizim dayanışma bayramlarımızdır, dayanışma günlerimizdir. Coşku içinde kutlarız biz o günlerimizi. Dargınlar barışır, akrabalar birbirini unutmazlar ve yoksul olanlar mutlaka hatırlanır. Yoksullara kıyafet ve yiyecek yardımı yapılır. Onların çocukları sevindirilir, onlara da hediyeler alınır. Bu yüzden biz bayramlarımızı çok severiz çocuklar. Evet çocuklar, burayı da size mini test bölümünü Ufuk öğretmenimiz paylaşsın. Benim anlatımım bugün bu kadar. Sizi çok seviyorum. Çok özlediğimizi belirtmek istiyorum. Derslerinize çok çalışın. Çok okumalar yapın. Evde daha iyi vakit geçirirsiniz. Sağlıcakla kalınız.